Ne güzel sözler, öyle değil mi? Ne kadar iddialı. Hukuk reformu diyor, adil yargılanma, hak arama özgürlüğü. Arkadaşlar, bal bal demekle ağız tatlanmaz. Partinizin adında adalet olması ile adil olunamadığını yaşayarak öğrendiğimiz gibi. Üstelik ülkemizin 69 yaşında ana muhalefet partisi genel başkanı, genel başkanım 25 günde 450 kilometrelik hak, hukuk, adalet diyerek dünya siyasi tarihinin en uzun yürüyüşünü daha dün tamamlamışken. Hak arama özgürlüğü çerçevesinde hakkında herhangi bir yargı kararı olmadan barışçıl eylem yapan Semih ve Nuriye'nin açlık grevleri kritik bir aşamadayken tutuklanmışken, yine 6 insan hakları savunucusu daha dün tutuklanmışken, Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre 157 gazeteci sadece gazetecilik yaptığı için hapisteyken, dünyada 2016 yılında küresel çapta hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında ülkemiz 99. sıradayken, millet iradesiyle seçilen milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milleti temsil edemezken, tutuklu yargılanırken, siz kalkıp adalet, hukuk reformu, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Şu an savcı ve yargıçlarla ilgili ne konuşuluyor Türkiye'de? Bu savcı acaba menzilci mi? Diğer savcı acaba hak yolcu mu? Öbür yargıç acaba Süleymancı mı? Hangi tarikattan, hangi şeyhten? FETÖ gitti, bir tarikat gitti, bir şeyh gitti, başkaları geldi. Birinin yerini birileri aldı. Özgür birey yerine iradesini şeyhine teslim etmiş insanların bağımsız yargıyı, güzel ülkemizi ne hale getirdiklerini Ergenekon'da, Balyoz'da değerli arkadaşlar 15 Temmuz'da yaşamadık mı? Şeyhi emir verdiğinde ne hukuk dinliyor, ne amir dinliyor, ne komutan dinliyor. Son 2 yılda mesleğe alınan yargıç ve savcıların çoğunluğun iktidar partisiyle organik ilişkileri bu mecliste ve kamuoyunda tartışılmadı mı? 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile yerel ve genel seçimlerde aday olmak için meslekten ayrılan yargıç ve savcıların mesleğe geri dönemeyecekleri hüküm altına alınmışken, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 55 maddesi ise yargıç ve savcıların siyasi partilere giremeyeceğini, girenlerin meslekten çıkartılacağını hükmüne haizken, iktidar partisinde aktif siyaset yapmış kişilerin yargıç ve savcı olmaları yasanın lafzına, ruhuna uygun mudur? Buradan bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, hak, hukuk, hepsinden önemlisi adalet çıkar mı değerli arkadaşlar? Ayrıca seçimlerde aday olmak için meslekten ayrılan yargıçların yeniden mesleğe alınmaları ise iktidarın yargıyı siyasallaştırma konusunda ne kadar fütursuzca davrandığının bir örneği değil midir? Arkadaşlar, adaleti tesis etmek için kanun maddelerini değiştirmeniz yetmez. Önce kafaların değişmesi lazım. Adaletin küçüldüğü ülkelerde büyük olan artık suçlulardır.